I was a youth once. It's one of the interesting things that young people's oppression is one of the few oppressions that everyone has gone through at some point, and yet we keep replicating it. So the panel that we're about to enter into is a group of folks who've been fighting the good fight and are leading voices in the struggle. So this will be our first time doing a panel live like this. So just to set everybody up, we're gonna have a little bit of attempt at production. So our production team is ready for this. But the way this will work, I'll just introduce some of the folks in the different panel one by one and just bring them up. Bye to you, Anna. Great. And I'm going to introduce the panel that we've got here, again, Building Power Through Youth Organizing. So we have Brianna. Hi, Brianna. It's so nice to see you again. No, it's so good to see you, Daniel. Yeah, it's amazing the spaces that, you know, how this all gets pulled together. Okay, so we've got Vanessa. Come join us. See, just like that, magic. Ray. Ray var burada. Ray. Merhaba. Merhaba. And then we have Greta. Greta. Sweet. Hi, Greta. Merhaba, Greta. And then we have Nikki. Nikki var. Who will be moderating. Moderasyonu yapacak bu panelde. So, I'm going to step off. Kendinize tanıtma imkanı vereyim istediğiniz gibi. Başlayalım. Herkes burada. Gençlik paneline hoş geldiniz. Bizi şu anda seyreden herkese çok teşekkür ediyoruz bu güzel panel için. Ben Nikki Becker, iklim adaleti aktivistiyim. Bugün genç insanların gücünden bahsedeceğiz. Çünkü gençlik her zaman bedenleriyle, hayatlarıyla bu değişim mücadelesinin içinde olacaklar. Çünkü normalleştirme fikrine karşı çıkacak her zaman. Hiçbir zaman tatmin olmayacağız bizim önümüze konanlarla. Bu yüzden harekete geçiyoruz, örgütleniyoruz ve buradayız. Muazzam bir aktivist paneli için. Bütün dünyada buradayız. Farklı arka planlarla beraber örgütleniyoruz. Başka insanlarla birlikte ve birlikte çalışmaya çalışıyoruz. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. İlk soruyla başlayacağız. Hepinize aynı soruyu soracağım. Neden aktivist oldunuz? Bir sorum daha var. Sizi ne motive ediyor bu aktivizminizde şu anda? Brianna, senle başlayalım mı? Ya da kim istiyorsa onunla başlayıp devam edelim. Çok güzel, onurlu bir şey burada olmak. Büyük onur duydum. Özellikle genç kadınların gücünü görmekten çok mutlu oldum. Çok iyi bir soru gerçekten. Beni bu çalışmaya sokan şey... As soon as I learned about climate change and the implications it would have on my island, I knew that I had to do something. I'm from Samoa, so that's a small group of islands with a large ocean, a vibrant culture, and very friendly people. For me, my island and my culture survival is non-negotiable. And so I fight for climate justice because it is synonymous with fighting for my home survival. Mücadele ediyorum çünkü kendi evimin hayatta kalması için bunu yapıyorum ve aktivizme devam ediyorum. Bunun içine doğdum. Bu mücadelenin içinde olmamız lazım ve sessizliğin maliyeti son derece büyük. Çünkü gerçekten bunu kaldıramayız, bu maliyeti, eğer mücadele etmezsek, sessiz kalırsak. Çok teşekkür ederim Brianna. Kim devam etmek istiyor? Vanessa, ister misin? Evet. Çok teşekkür ederim. Şunu hatırlıyorum, 2018'de birçok araştırma yapmaya başladım iklim konularıyla ilgili.
Özellikle iş yönetimi eğitimi gördüm ve hiç de fikrim yoktu çevre meseleleri konusunda. Hepimizin doğayla olan bağımlılığı konusunda ama sonuç olarak bu araştırmayı yaparken ülkemdeki insanların iklim değişikliğinden şu anda bile ne kadar etkilenmekte olduğunu gördüm ve şunu anladım. Ne kadar tehdit edici olduğunu gördüm insanların hayatları açısından bütün dünyada ve ülkemde. Ve aslında insanların hayatları, geçimleri tarıma dayanıyor ve son derece birçok ülke, aile buna bağımlı. İklim krizi aslında açlık anlamına geliyor. İklim krizi su kıtlığı anlamına geliyor. İklim krizi insanların göç etmesi anlamına geliyor ve en önemli soru hayatımızın değişik alanlarını etkiliyor aslında. Ve bu bütün bunlar beni aktivist haline getirdi. İklim grevlerine katıldım ülkemde. Onları başlattım. Greta'nın aslında bu grevleri aslında İsveç'te yaptığını görerek ilham almış oldum. Bu beni aynı şeyi benim ülkemde de yapmaya beni teşvik etti. Ve bence beni motive eden şey aslında milyonlarca genç insan bütün dünyada aynı şeyi talep ediyor. İklim adaletini talep ediyor. Ve adalet biçimleri, farklı adaletleri, adalet farklı alanlarda adalet talep ediyor. Ve özellikle genç kadınların gücünü görmek çok önemli bir makineden. Çok teşekkür ederim Vanessa. Merhaba, ben de çok teşekkür ederim burada olduğum için, çağrıldığım için. Ben Filipina'yım. Bir transgender kadınım aynı zamanda. Ama benim açımdan, benim hayalim sürekli olarak kolejde moleküler biyoloji okudum. Aslında bir şey keşfettiğim zaman bunu ortaya çıkarmak istiyorum. Gördüğüm şey de aslında benim gibi kadınların ve aynı zamanda diğer kadınların da önündeki bariyerleri görmüş oldum. Ve bu beni aktivizme motive etti. Ama Filipinler'deyim. Biz şu anda en büyük aslında LGBTİ ulusal topluluğuyuz biz Filipinler'de ve bizim açımızdan LGBTİ'lerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar aslında toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlardan farklı değil ve bizim açımızdan gökkuşağı mücadelesi son derece önemli. Ve aynı zamanda Filipinler'de bizim açımızdan aslında ciddi bir iklim felaketine yıllar yok. İlk ülkelerden bir tanesi olacağız aslında bu iklim felaketlerini, afetlerini tecrübe edecek olan ve aslında neredeyse şu anda da zaten tecrübe ediyoruz. Ama buradaki esas mesele şu, Filipinler'de son derece geri kalmış bir ülke, çok bağımlı bir ülke, başka ülkelere, aslında bizi sömüren ülkelere. Ve şu fikrimiz var, bizim gibi ülkeler, Filipinler gibi ülkelerin aslında çok fazla yapacak şey yok bu iklim felaketine. Ve ama biz buna katkıda bulunmadık ama diyelim ki sellerle altında kalacak olan ilk ülkelerden birisi biziz. Bunun sebepleri sömürgecilik, emperyalizm ve bizi çok fazla etkiliyor bunlar. Ve bu yüzden bu mücadeleye katılıyorum. Ve birçok başka genç insan gördüm benim gibi. Bu paneldeki insanlar, sokaklardakiler, her yerde mücadele edenler, haklarımız için mücadele edenler. Bu kazanabileceğimiz bir mücadele ve beni motive eden şey bu. Çok teşekkür ederim. Greta, sen ne demek istersin? Çok teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız için. Bu kadar ilham verici panelisti burada görmek çok önemli. Gerçek bir onur benim için burada olmak. Ben de çok dünyanın ayrıcalıklı bir parçası bölgesinden geliyorum. Şu anlamda
aslında kişi başına son derece yüksek salım oranlarımız var ve en az sanırım etkilenecek olan şeylerden bir tanesi iklim krizinin son derece benden uzakta olduğunu ya da herkesin uzağında olduğunu düşünüyordum. Ama sanki mevcut değil gibiydi. Sanki aman birkaç derece ısınsa ne güzel, işte İsveç'te biraz da ısınmış oluruz diye düşünüyordum. Ama sonra insanlar şunu söylüyordu: iklim krizi aslında uygarlığımızı tehdit ediyor bu şekilde, bu yolda gitmeye devam edersek diyorlardı. Ya da insanlar şöyle davranıyordu, sanki her şey iyiymiş gibi, hiç kimse hiçbir şey yapmıyorlardı. Sanki kriz mevcut değilmiş gibiydi. Biraz okumaya başladım iklim krizi konusunda, çünkü anlayamadım. Bu aslında ikili ahlakı, ikili standardı anlayamadım. Ve biraz daha okudum, daha çok okudukça daha yapıştım yani, içine girmiş oldum. Tam olarak aslında anlayamayız tam olarak, anlaşılmamış bir konu olduğunu düşünüyorum ve bir şey yapmam lazım diye düşün. Böyle devam edemezdim, sanki hiçbir şey olmamış gibi oturarak hiçbir şey yapmamaya devam edemezdim. Bunu kabul edemezdim, bunu ahlaki bir görev olarak gördüm kendi yerine getirmem gereken. Biliyorsunuz otizmli bir bireyim ve bir şey yapmaya karar verdim ve bir şey yapmaya karar verdiğim zaman da içine bodoslama dalıyorum tabii. Birinin bir şey yapması lazım, ben de biriyim ve bir şey yapabilirim diye. Dediğiniz gibi ben de diğer herkesten motive oluyorum. Aslında bu mücadeleyi ben daha doğmadan önce önderlik etmiş olan insanlardan motivasyonumu alıyorum. Bütün insanlardan mücadele eden, örneğin gelecek partisiler hareketindeki insanlardan, ama hakları için bu gezegende mücadele eden, çevre için mücadele eden herkesten ilham alıyorum. Özellikle de ön saflardaki topluluklardan, özellikle en fazla etkilenen topluluklar onlar ve yapabileceğim her şeyi yapmak istiyorum. Gene bir şey yapmam lazım. Büyüdüğüm zaman geriye dönüp yapabileceğim her şeyi yaptım demek istiyorum. Bu beni motive ediyorum ve yapılabilecek tek doğru şey bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir şey yapmanız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Çok sevdim bunu. Bütün hepinizin söylediklerinizi, hepinizin aktivist olma hikayelerinizi çok sevdim. Anlatma biçimlerinizi, öykülerinizi. Gene soruları soracağım hepinize. Vanessa'ya soracağım öncelikle. Özellikle iklim hareketi içinde bazı netleştirilmesi gereken konular var. İklim adaletiyle adalet meselelerinin arasındaki bağlantıyı tam olarak anlamayan insanlar var. Senin deneyimin ne bu bakımdan? Teşekkür ederim çok. Benim açımdan iklim adaleti ve ırksal adalet son derece karşılıklı bağlantılı iki konu. Çünkü yani aslında şu anda de önümüzdeki manzara, bütün bu manzara bu konuları birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Kim en fazla etkileniyor? Aslında onlar en fazla etkilenenler, iklim krizinden en az sorumlu olanlar ve özellikle siyah insanların toplulukları, siyah halklar ya da yerli halklar bu krizle karşı karşıyalar. Değişikliğin etkileriyle karşı karşıya kalıyorlar şu anda. Ki onlar en az sorumlu olanlar iklim krizinden. Ve aslında yiyecek, yemek bulmak için mücadele edenler. Topraklarını savunmak için mücadele edenler. Ya da ekosistemleri korumak için mücadele edenler. Doğa kaynaklarına, suya erişmek için mücadele eden bütün bu toplulukları görüyoruz. Batı ülkelerinde de aslında sürekli olarak Batı ülkelerinin alımları arttırdığını görüyoruz.
the media itself, those who are at the front lines of the climate crisis, they are on the front pages of the world newspapers, ön sayfalarında bu telling their stories and also talking about the issues that they are facing ve karşı karşıya kaldıkları sorunları anlatmaya çalışıyorlar ve benim kendi deneyimimden de söyleyebilirim ki Davos'ta bir fotoğrafa katıldım. Son derece zor bir deneyimdi benim açımdan. Ne zaman konuda konuşmaya çalışsam sanki dün olmuş gibi geliyor bana. İlk kez böyle hissettim. Aslında ırkçılığın, özellikle iklim hareketindeki ırkçılığın bütün her şeyi sorgulamaz sebep oldu aslında. Varlığımı, bu konferanstaki varlığımı, aktivizmi yaptığım şeyleri sorgulamama sebep oldu. Ve birçok insana eve döndüğüm zaman topluluklara, ön saflardaki topluluklara şunu sordum, şunu düşündüm. Bunu bir imkan gibi görmedim. Konuşma imkanı, basın toplantısında konuşma imkanı görmedim. Basın toplantısında bile son derece açıktı ki benim oradaki varlığım ve mesajım aslında bütün bu mesajı almayanlar, Davos'ta böyle davranlar, bu kadar aslında ne kadar çok insan sesleri duyulması için uğraşıyor aslında ve elde etmeye çalıştığım şey iklim adaleti bakımından ırksal adaletten ayrı biçimde ele alınamaz benim açımdan ve özellikle siyah halklar işte hala iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyorlar. Ama ön sayfalara çıkamıyorlar. Sesleri duyulmuyor, sesleri bilmiyor. Çözümler bile neredeyse konuşulan çözümler, iklim krizine ilişkin çözümler, bu çözümler bile, o çözümlerde bile adaletsizlik var. Bu çözümler hepimize faydalı olmayacak. Bütün topluluklara, bütün halklara olmayacak ve bütün açımızda adaleti elde etmek için aslında iklim için ve herkes için adaleti, istediğimiz adaleti elde etmek için ömür geceliğe son vermemiz lazım iklim adaleti, iklim hareketi içinde ve en fazla şu anda etkilenenlerin seslerini büyütmemiz lazım, onların öykülerini anlatmamız lazım. Çünkü evet, her aktivistin anlatacak bir öyküsü var, her öykünün çözümü var, her çözümün bir değişikliğe hakkı var ve aslında gerçekten burada adaleti elde etmek için bizlere saygılmak lazım. Nereden gelirlerse gelsinler, nasıl görünürlerse görünsünler, hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar, hepimizin birlikte çalışması lazım adalete ulaşabilmek için ve en fazla etkilenen bölgeler ve halklar buna ihtiyaç duyuyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Vanessa. Bence iklim adaleti mücadelesinin sanki gerçekte teknik bir konu değil, teknik değil. Aslında hepimizle ilgili bir şey. Kusura bakmayın, şu anda Zoom bağlantısında moderatörün bir sıkıntı var. Duyabildiğim kadarıyla çevirmeye çalışacağım. Evet, bu konudaki deneyimini de öğrenmek istiyorum. Nikki, we missed a little bit of what you said. Evet, so biraz kaçırdık, genel bir sorun oldu. Soruyu tekrar sorabilir misin? Dolayısıyla herkes duyabilsin. Yeah. Tamam. Şunu sormak istiyorum. What is like to be an activist in a country where aktivizmin baskıya uğradığı ve özellikle trans kadın aktivistlerin baskıya uğradığı bir ülkede aktivist olmak nasıl bir şey? Öncelikle burada Filipinler'de şu anda
bir iç savaş var aslında. Sürüyor bu hükümetle Filipin halkı arasında, özellikle Filipinler Komünist Partisi arasında. Ve bu yıllardır sürüyor. Bunun bizim açımızdan etkileri var. Aktivistler bakımından, alandaki aktivistler bakımından. Çünkü hükümet son derece silahlı devrime son verdi. Ülkede süre giden. Ve bunu yaparken bütün itaatsizlik biçimlerini, muhalefet biçimlerini kriminalize ettiler. Suçlu duruma düşürdüler. Özellikle şu anda hükümet eleştirildiği zaman adalet konusunda, yerli halkları adalet konusunda, herhangi bir talep konusunda adil bir gelecek talep ettiğimiz zaman bütün bunları tartıştığımız zaman özellikle Filipinler'de aktivizm gerilla faaliyetiyle eş değer hale getiriliyor. Hükümeti eleştirdiğiniz zaman ne zaman eleştirseniz komünist bir isyancı olarak yaftalanıyorsunuz. Birçok insan, birçok aktivist öldürüldü. Onlar aslında bu insanlar Filipinler Komünist Partisi ile bağlantılı da insanlardı. Ve ben geçen sene Filipinler'de eylemlerimiz sırasında adalet talep ediyorduk. Hükümetin bütün ihlallerinin, suistimallerinin son bulmasını istiyorduk. Sorumluluk kabul etmesini istiyorduk. Ben tutuklandığım çeşitli suçlarla suçlandım. Hapishanede sadece konuştuğum için hapse atıldım. Ve bu gerilimler sırasında aslında çok çeşitli suistimallere, tacizlere, toplumsal cinsiyet temelli şiddete uğradım. Bu insanların çok duymak istediği şeyler olmayabilir ama gerçek bu. Ve Filipinler'de biz evet bunlarla karşı karşıyayız. Bu birçok aktivist bu sorunlarla, gerçeklerle karşı karşıya tehdit ediliyorlar. Toplumumuz şu anda bununla karşı karşıya. Ben birinci elden biliyorum. Aktivist arkadaşlarım, yerli halklar için bir sürü şeyler talep eden insanlar, topraklarını talep eden insanlar, özellikle de yerli halklar gerçekten aslında çeşitli felaketlerden sonra haklarını talep eden topluluklar ve gerçekten çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalıyorlar sadece konuştukları için. Ve şu anda Filipinler'de bunlar oluyor. İnsanlar kriminalize ediyor, suçlu durumuna düşürülüyor. Ama bu bizim açımızdan mücadeleyi durdurmanın bir gerekçesi değil. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. İşçilerle, çiftçilerle, köylülerle ve toplumun bütün kesimlerini örgütlemeye devam edeceğiz. Ve asla adalet talep etme mücadelemizi, davamızı bırakmayacağız. Gençlik açısından adalet talep etmeye devam edeceğiz. Yani evet, kısa bir size özet vermeye çalıştım böyle bir ülkede ne olduğu konusunda. Ama dediğim gibi bu bizim mücadeleyi durdurma gerekçemiz değil. Birçok insanın öyküsü var. Biliyorsunuz başka ülkelerde de insanlar mücadeleleri sürdürüyor. Ve aslında bunlar hepimize mücadele etmeye devam ve güç, devam etmek için güç veriyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Brianna, sen de aslında küçük bir Samoa isimli bir küçük adadan geliyorsun ve çok aslında önemli bir kısmı zaten sularla aynı yüzeyde ve bu iklim krizinden ilk etkilenecek ülkelerden bir tanesi ve aslında bir küçük
adada aslında yapılan toplulukların mücadelesini iklim adaleti bakımından nasıl ele alıyorsun? Çok teşekkür ederim. Son derece güzel bir soru. Aslında küçük adadan öğrenebileceğimiz çok fazla şey var. Özellikle yerli kültürü bakımından. Sürdürülebilirlik demek istemiyorum. Aslında benim kültürümde ava diye bir terim var. Bu aslında bizim aramızdaki boşluk demek. Biz şuna inanıyoruz. İnsanlarla insanlar arasında ve aynı zamanda insanlarla doğa arasında bir mesafe, aralık olduğunu görüyoruz. Ama biz bu aralığın boşluklu, boş olduğunu düşünmüyoruz. Aslında bizi bağlayan bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ve genellikle etaleva diye bir terimimiz var. Ve bu da aslında bu boşluğa hamle yapmalıyız anlamına geliyor. Yani birbirimize ilişki kurmak için adım atmalıyız. Özellikle iklim krizi aslında bu vanın insanla doğa arasındaki vanın yani bu ilişkili boşluğun sömürülmesinden kaynaklanıyor. Yani aslında yerli halklar aslında biz doğayla uyum içinde yaşamayı biliyoruz çünkü yüzyıllardır bu gezegen üzerinde yaşıyoruz. İnsanlar bu gezegeni hak etmiyor deniyor. Bence böyle öyle değil. Bence benim toplumum, birçok yerli topluluk bu gezegeni hak ediyor. Çünkü biz yüzyıllarca bu gezegenin üzerinde uyumlu biçimde yaşadık. Yerli halklar sadece hak etmekle kalmıyor bu gezegeni, bu yeryüzünü. Biz aynı zamanda sesimizin duyulmasını da hak ediyoruz çözümler konusunda ve sizi garanti edebiliriz. Edebilirim ki kültürlerimizde çok fazla çözüm var. Tasuva diye bir aslında çözümümüz var. Yani birbirimizle ilişki kurmak gibi bir çözümümüz var. Ve bunu bilince çıkartmamız lazım. Birbirimizden öğrenmemiz lazım. Özellikle ön saflardaki topluluklardan öğrenmemiz lazım. Biz aslında sadece mağdur ya da kurban değiliz. Bu çözümün, bu krizin çözümündeki aktörleriz aynı zamanda. Greta. I would like to ask you what is the best way or at least what is your opinion of the best way to build a more just world and what do you think are the challenges facing the climate movement? Daha adil bir dünyaya gitmek için, bir dünya yaratmak için en iyi yol ne sence? Ve bu sene iklim hareketinin zorluğu ne? Most affected to those whose voices are being who are being most oppressed. İlenen insanlar, en çok bahseden insanları duymalıyız. Zihniyetimizi değiştirmeliyiz. Hem başka insanlarla olan ilişkimizde hem de doğayla olan ilişkimizde ilişkimiz konusunda. Drastically change our mindset. Çok zihniyetlerimizi de çok derinden değiştirmezsek hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Apart from the obvious one that we can't gather in large crowds. Bu seneki zorluklar tabii ki hepimizin büyük kalabalıklar halinde toplanamıyoruz. Var. Bundan başka countries and companies ülkeler ve şirketler söz veriyorlar. But the devil is always in the details. Bu sözler hep güzel sözler gibi geliyor ama şeytan ayrıntıda gizlidir. 2050'ye kadar sıfır emisyona söz veriyorlar ama biz bilmiyoruz bu hedeflerin içinde ne olduğunu, ne başka ne gibi gerekler olduğunu. In the reporting of those emissions, bu emisyonların rapor ederlerken başka ne gibi emisyonları söylemediklerini, bizim hedeflerimiz bilimin de 1.5'un altında kalmak için ettiği hedeflerle uyumlu. Lots of things like we can make these targets depending on fantasy scale, negative emissions technologies and so on. Fantasy
dayalı hedefler var. General narrative is that genel now things are happening. The US and the EU is leading. Bir şeyler oluyor. Avrupa topluluğu, Amerika, Çin, medya tabii bunları ama bizim en büyük zorluğumuz buna seslenmek ve insanları bilinçlendirmek ve bu momentumun devam etmesini sağlamak. Fark etmek zorundayız. Bir maraton. Küçük, çabuk çözümlenebilecek bir şey değil. Bunun gibi kompleks bir sorun, bir sorun için doğru yönde küçük adımlar, altyapısal değişiklikler olmadan yeterli olmayacak. Tabii ki hiçbir şeyden daha iyi ama yine de biz tatmin olamayız. Hiçbir şeyden yoktan iyi olan şeylerden tatmin olamayız. Çünkü bu mücadele çok fazla insan için çok önemli. En büyük zorluklar bunlar bence. Bu momentumu devam etmek, yorulmamak, çok uzun zamandır yapıyoruz bunu, artık şimdi bırakamaz mıyız? Tamam, 2050'ye kadar sıfır emisyon yetsin demeden bu momentumu ve bu savaşı devam ettirmemiz lazım. Teşekkürler Greta. Bu soruyu cevaplamak isteyen başka biri var mı? Biraz konuştuk zaten ama daha çok bilmek istiyorum. Sizin genç bir aktivist olarak karşılaştığınız zorluklar neler? Brianna? Beni en zorlayan şey insanlara açıklamaya çalışmak, bu krizin ne kadar kesişimsel bir şey olduğunu. Öbür panelistler de bundan bahsettiler. İklim değişimi kapitalizmin ve kolonizasyonun bir yan ürünü. Bunun doğru olduğunu biliyoruz. Bunun sebebini sebebiyle yüzleşmeden çaresini bulamayız ve bunun sonuçlarını çekecek olan insanlarla beraber olmadan iklim aktivistleri olarak bu krizin kesişimsel bağları üzerinde çalışmamız lazım. Diyoruz ki bunu çözmek için bu krizin üstünde durduğu bütün sistemi sökmemiz lazım. Bu konuşmanın dışında bırakılıyor ama her zaman kendimizi hatırlatmamız lazım. İklim adaleti, yerli halk adaleti, cinsiyet adaleti, sosyal adalet, LGBT adaleti, ırk adaleti, bütün bu adaletsizlikler bir araya gelmiş. Vanessa, sen... Thank you. There's been quite a number of challenges. Birçok zorluklar oldu ben başladığımdan beri. In my country, olarak it's not very ülkemce, easy to organize very örgütlenmek, very big strikes büyük and grevler örgütlenmek, students and different people because it's hard to get permits. İnsanlarla, çünkü izin almamız gerekiyor. When you don't have any big organization büyük to organizasyonların yardım etmesi gerekiyor. Zorluklardan biri buydu benim için. And the other thing I really remember, hatırladığım bir şey, aktivizm çok birçok negatif kavramla geliyor çok insan için. Bu da bir zorluk benim için. Sadece benim değil, diğer aktivistler için de bu çok zorlayıcı. Maybe to talk about the challenges that some of bazı aktivistlerin, benim beraber çalıştığım aktivistlerin karşılaştığı zorluklar, bazıları tutuklandılar. Onlar için çok zorlayıcıydı, bizim için de. Çünkü
activism a very hard thing to do. Aktivizmi çok zor bir şey haline getiriyor bu bizim için. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Bize really talking to people ve insanlarla konuşmak, çünkü many times biz çok zaman community reach out to speak to people ulaştığımızda da Uganda'da insanlarla like, konuşmak için ben bundan ne kazanacağım sorular geliyor. Kaç para vereceksin bana diyorlar. Yapmayı bırakmamı istiyorsan ama benim doyuracak bir ailem var diyorlar. İnsanlar çeşitli sebeplerden ötürü aktivist yapamıyorlar. Bu da anlaşılır bir şey. Çünkü içerisinde bulundukları durum bazıları bazı insanlar da fakirliği son vermek için savaşmak istiyorlar. Bunlar ama söyleyebileceğim şu, eğer ben iklim adaleti için savaşıyorsam o demek ki aynı zamanda fakirliği ortadan kaldırmak için de savaşıyorum demektir. İklim değişiminin insanları fakirlikte kapanık, fakirlikte kısılı kalmış olarak tutuyor. Evleri, ekinleri, her şey etkileniyor. Ben biliyorum ki iklim adaleti için savaştığımda açlık için de savaşıyorum. Cinsiyet eşitliği için de savaşıyorum. Bu kesişimsellik, her şey burada kesişiyor. Sadece benim için değil bu zorluk. Muhtemelen diğer aktivistler için de insanların bunu anlamasını, bütün her şeyin kesişimselliğini anlaması da zorluyor. Son soru. Bütün sosyal dönüşümlerin tarihine bakarsanız, bunların hepsinin en ön saflarında gençler vardı. Neden? I'm not surprised. Şaşırmadım. That's just something, I think that comes quite natural. Bu bayağı doğal bir şey. Genç insanlar büyürken daha iyi bir anne, ebeveynlerininkinden daha iyi bir dünya yaratmak isteyecekler. Dünyanın halini düzeltmek isteyecekler. Bu doğal bir içgüdü bence. Genç insanlar olarak biz değiştiremeyiz, hep böyleydi. Bizler boş sayfalarız. O kadar ön yargımız yok. Bizim biz dünyaya her zaman böyleydi ve değişemez diye bakmıyoruz. Yaşlı insanlar böyle bakıyorlar. Değişikliği engellemek için böyle diyorlar yaşlı insanlar. Çocuklar ve gençler, biz yaşlı insanlar kadar sosyal statümüzle ilgilenmiyoruz. Çünkü yaşlılar sistemdeki statülerini kaybetmekten korkuyorlar. Bizim aslında bir bakıma çok daha fazla kaybedeceğimiz var. Çünkü bizim geleceğimiz tehlikede ama öte yandan daha fazla kaybedecek şeyimiz yok. Anlıyorsunuzdur ama iş iklim aciliyetine gelince en çok etkilenecek olanlar genç insanlar ve genç insanlar bunu anlıyorlar. Bir bakıma burada çok büyük bir haksızlık olduğunu da anlıyorlar ve biz bu haksızlıkları düzeltmek istiyoruz çünkü en çok biz etkileneceğiz. Ray. Tarihe bakarsanız bütün ülkelerde
her zaman gençlik oldu. Değişimin cephe hattında olanlar. Bu doğal bir şey gençlik için. Bunu göstermek. Ve bu zaten bu yüzden yaşlı insanlar bize kızıyorlar. Bizim idealist olduğumuzu, çok hayalci olduğumuzu, çok fazla hayal kurduğumuzu söylüyorlar. Ama bence bu problem bir daha iyi bir dünyanın hayali değil. Problem sistemi şu anda olduğu gibi kabul ediyor olmak. Gençliğin canlılığı var, enerjisi var. Ve hayal kurmaya cesareti var. Bu gerekiyor bütün toplumsal dönüşümler için. LGBT hakları için savaşmak için olsun. Ben bu mücadelenin içindeyim. Gençler en ilerici olanlar. Veya şu anda karşıki meseleler dedi, iklim felaketinde de bu dünyanın mirası yanıyor olacak. Onun için bizler ayağa kalkıyoruz haklarımız için şimdi. Sanıyorum ki bu gençler olarak bizim için bir zorluk. Çünkü biz toplumun bütün kesimlerinden geliyoruz. Bizler gençler olarak şehirdeki fakirleriz, LGBT'yiz, işçileriz, kadınız, olağan normal insanlarız. Ve bizim için birbirimizle kol kola girme gereği var. Çünkü bu aynı sistem hepimizi taciz ediyor. Ve bizler savaşmalıyız bunu değiştirmeye. Bu sebepten şu anda gördüğümüz şeyleri daha iyiye doğru değiştirme görevimiz var bizim. Zamanımız bitiyor ama Brianna sen ne diyorsun? Tamamen hemfikirim, genç insanlar olarak, genç insanlar hep ileriye bakıyorlar. Bizim yolculuğumuzda olduğumuz yerde biz şu anda bir iyimserlik var. Dünyanın genç insanlara ihtiyacı var. Bu sebepten de genç insanlar ve genç örgütleyiciler bu dünyayı değiştiren hareketlerin ön saflarındalar. Çünkü bizdeki bu tutku ve umut ve Rey'in söylediği gibi hayaller radikal ve gerçekten değiştirebilir dünyanın işleyişini. Teşekkürler Rihanna. Vanessa, sen ne diyorsun? Başlayayım. Kendinizi yanan bir evde bulduğunuzda o evden kaçmak için her şeyi yaparsınız. Genç insanlar için böyle bir şey. Gezegen ısınıyor ve bütün liderlerin yaptığı devam etmek, bu krizi beslemeye, daha da kötüleştirmeye. Benim için bu kalbimi çok üzüyor bunları görmek. Evler suların altında kalıyor, hasatlar mahvoluyor. İnsanların temiz suya erişimleri yok. Biyoçeşitlilik yıkıma uğruyor. Hükümetlerin ve liderlerin hareketlerinden ötürü. Ben kişisel olarak kaygılanıyorum şöyle bir gelecekten. Bizim içine doğru gittiğimiz gelecekten. İnsanlar ne kadar savaşıyorsalar da gelecek için anlamaları lazım ki birçok insanın
şu anı da tehlike içerisinde, korkutucu ve felaketlerle dolu. Peki, ben bu kadar kötü bir zaman, bir kötü bir haldeyken ne beklersiniz benden, gelecek için ne yapmamı beklersiniz? Bu yüzden genç insanlar şu anda çok nahoş bir şimdi görüyorlar ve o yüzden de geleceğin daha iyi olacağını görmüyorlar. Hiçbir şey yapılmazsa, yıkım görüyorsak, onu yapabileceğimiz her şeyi yapacağız, daha iyi bir gelecek için, sürdürülebilir, sağlıklı ve eşit bir gelecek için, her birimiz için. Ve bu güzel sözler, bundan sonra hareket ve özür dilerim, duyamıyorum. So Nikki, it's happening again. Just pause for a second and let's see if the stream will catch up. Try again. Bir daha deneyecek, son soruyu duyamadık çünkü. Evet. As we are filled up with empty promises and boş sözlerden bıktığımız için ve güzel örnekler göstermek istediğimiz için, şu bizi seyreden herkese lütfen Instagram storylerinizde bu paneli post edebilirsiniz. No more empty promises. Boş sözlerden bıktık. The Climate Fridays for Future hashtaglerini kullanabilirsiniz. Tweetleyebilirsiniz. Ve bizim abone olabilirsiniz. Bizim bir yayınımız var. Newsletter. Şimdi bu, eğer ilgileniyorsanız yapılabilecek şeyleri tartışmak, ya bundan özür dilerim, duyamıyorum. Ekranınızın sol tarafında bir şey görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Great. So I just want to say thank you, everyone, and maybe I'll just repeat again, Nikki, some of what you may have just gotten missed. So just again on the bottom ben of the screen, tekrar edeyim. Ekranınızın alt tarafında sizi yapmanızı rica ettiğimiz değişik eylemler var. Tweet yapabilirsiniz. Bir hashtag var. No more empty promises. Ve at Fridays for Future tagleyebilirsiniz, etiketleyebilirsiniz. Kendi kıtanızdan olmayan bir aktivisti takip edebilirsiniz. Bunun için de justrecoverygathering.org/follow'a gidebilirsiniz. Ve joinfridaysforfuture.org'a fridaysforfuture.org'a katılabilirsiniz. Gelecek için Cumalar organizasyonuna. Bir şey daha var. Bir de lütfen bir kağıda, bir A4 kağıdına the world, remember the world, Daniel.
Just recovery for all. Just recovery for all. Herkes için adil iyileşme cümlesinden bir harfi seçip lütfen bir kağıda bu harfi yazıp fotoğrafınızı çekip bize gönderirseniz kocaman bir pankart yapacağız. İnsanlardan oluşan bir pankart. Tamam şimdi. Panelimiz burada. Global bir pankart yaratmak istiyoruz. İnsanlar yaşlandıkça yaşlandıkça olanları kabul etmeye başlıyoruz. Statükoyu kabul etmeye başlıyoruz ve alışıyoruz. Ama biz aktif bir direniş dayanışması olarak kim olduğumuzu göstermek için ve direnmeyi seçtiğimizi göstermek için böyle kocaman bir pankart yaratmak istiyoruz. Bir örnek daha. İklim suçlularını fonlamayı bırakın yazıyor burada. Şimdi sizden herkesten sanatçı olmanız gerekmiyor. Ben bunu bir saniyede yaptım. Elimden gelenin en azını denedim. Daha iyi bir sanatçı olabilirim aslında. Bir harf seçmenizi rica ediyoruz. Ve 350.org'da adres var. O e-postayla kendi fotoğrafınızı göndermenizi istiyoruz bize. Anna's slacking on the job. But the S is in her heart. It's so easy. You have to. My desk is going to collapse. Anna. Bugün çok yorgun. Okay, so you have a lot of actions to do. You don't have an excuse. That's right. We're trying to keep you. Mazeretiniz yok. Şu anda yapacak çok şeyiniz var. Sizlerden koltuk aktivistleri olmanızı istiyoruz. Çünkü sizin tüketiciler olmanızı istiyorlar. Biz sizin aktivist olmanızı istiyoruz. Televizyon seyrederken oturduğunuz koltuktan bundan sonraki 5 saatte şunu yapacağız. Diğer atölyeler olup giderken, diğer oturumlar, insanlar ekibimiz bu resimleri toplayıp küçük bir, dev bir pankart haline getirecekler. Just recovery for all cümlesindeki harflerden bir tanesini. Climate strikes in September when it was it last not last year nobody did a big climate strike last year the 2019 was the fact that loads of people and especially 2019'daki iklim grevlerinde herkes ne kadar ilham aldığını söyledi gençlerden. So as well as like taking loads of hope and inspiration from this panel, definitely also think what can you do. Sizler ne yapabilirsiniz? Bir dayanışma genç grevcilerle dayanmak için. Sizlerden boru hatlarına saldırmanızı beklemiyoruz. Don't do it. And also the theme that was picked up, I just want to emphasize that I really resonated. Photos at 350.org adresine gidecek harfler lütfen. It's not just little steps, but we're really looking for large structural. Küçük adımlar değil bizim beklediğimiz büyük altyapısal değişimler için. Büyük kültürel değişimi neyin yarattığına bakarsak biz kendi hikayemizi anlatmalıyız. Bu büyük gücü
nasıl yarattığımızın hikayesini, nasıl kazandığımızın hikayelerini anlatacaklar. Şimdi bundan sonraki yaklaşımda aktivistler insanların kendi güçlerini görmesine yardım etmek için yapısal bir değişme yol açmak için gücümüz olduğunu görmemiz için. Küçük değişiklikler de tabii iyi hissettiriyor ama şu anda ihtiyacımız olan sorunun büyüklüğü dolayısıyla. Şimdi atölyelere geçiyoruz. Daha önce yapmadıysanız Anna size anlatacak. Şimdi sol tarafınıza bakacaksınız. Daniel benim asistanım. Sessionlar dediği oturumlara tıklarsanız hangi oturumların şu anda canlı olup bittiğini göreceksiniz. Tıklayabilirsiniz. Aynı anda olan oturumlar nasıl görelim diye soruyorlar. Paneller kaydediliyor. Atölyeler çoğunlukla kaydediliyor. Bütün katılımcılar rıza gösterdiğinde. Uyumayı da unutmayın daha sonra. Şimdi açıyoruz oturumları. Teşekkürler hepinize. Bütün bu panelistlere ve şimdiye kadarki bütün panelistlere çok teşekkürler. Bu bilginizi, tutkunuzu, bilgeliğinizi dinlemek çok güzel. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu panel de kaydedildi. Yakında sitemizde olacak. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.